Tamam, Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Bu dersimizde sizlere tüm liselerimizde okutulan 9. sınıf lise Kur'an-ı Kerim ders kitabımızın 1. ünitesinden ve 2. ünitesinden sizler için oluşturmuş olduğumuz 1. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Liselerimizde okutulan 9. sınıf Kur'an-ı Kerim dersini gören arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladık. İnşallah istifade edersiniz. Birinci sorumuz kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in terim anlamını yazınız. Kerim olarak Kur'an-ı Kerim şu şekilde tanımlanır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından Cebrail yoluyla son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilen Musaf'larda yazılan, ondan bize kadar kuşaktan kuşağa hiçbir değişiklik olmaksızın aktarılan ve okunduğu zaman ibadet edilen Fatiha ile başlayıp Nas suresiyle son eren mucize Allah'ın kelamıdır diye tanımını yapacağız. Burada yapmanız gereken değerli arkadaşlar, Allah tarafından Cebrail'e gönderilmiştir. Cebrail de Hz. Muhammed'e getirmiştir. Musaflarda yazılan demek iki kapak arasındaki o Kur'an-ı Kerim'in yazılmış halidir. Ve sahabeden, tabiinden, tebe tabiinden hiçbir değişiklik olmadan bize kadar gelmiştir. Okuduğumuz zaman ibadet sevabı kazanırız. İlk suresi Fatiha, son suresi de Nas suresidir. Kur'an-ı Kerim'in diğer kutsal kitaplardan farkını yazınız. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'e toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre Allah tarafından ayet ve sureler halinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. Kur'an, Hz. Muhammed'e indirildiği biçimde hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da değişmeden baki kalacaktır. Kur'an'ın getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olmasıdır. Çünkü Kur'an'ın yüce gerçekleri kıyamete kadar bütün insanların ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahiptir. Kur'an'ın kolayca ezberlenebilir olmasıdır. Tarih boyunca yüz binlerce insan onu ezberlemiştir. Kur'an hem ezberlenmiş hem de Müslümanların inanç ve ameli dünyalarına taşınarak hayata yansıtılmıştır. Bu husus tarihte hiçbir kitap için söz konusu olmamıştır. Kıymetli arkadaşlar kanalımızdaki 9. sınıf oynatma listelerine girdiğiniz zaman sınıfınızda görmüş olduğunuz diğer derslerimizde bulabilirsiniz. Onları da çalışabilirsiniz. Ayrıca bu soruların pdf'lerini yayınlayacağız. Çıktı alarak çalışabilirsiniz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Sure kelimesinin terim anlamını yazınız. Surelerin dizilişi nasıl olmuştur? Terim olarak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan sınırları vahiy doğrultusunda Hz. Peygamber tarafından belirlenen bölüm demektir sureler. Surelerde ayetlerin dizilişi tevkifidir. Yani inen her ayetin hangi surenin neresine konacağı Vahiy Meleği Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz'e bildirilmiştir. Peygamberimiz de inen her ayeti Cebrail adlı meleğin bildirdiği sıralamaya göre yazdırmıştır. Bugün dünyada mevcut bütün Kur'an mustaflarında surelerin dizili sırası aynıdır. Dördüncü sorumuz. İnsanın yaratılışı, özellikleri ve bu dünyadaki görevi hakkında bilgi veriniz. Kıymetli arkadaşlarım, Allah ilk insan Hazreti Adem'i özel bir biçimde topraktan yaratmıştır. Aslı toprak olmasının dolayı fiziksel olarak diğer canlılardan bir fark olmayan insan, Allah'ın kendisine ruhundan üflemesi ve ona isimlerin tamamını öğretmesi sebebiyle diğer varlıklardan üstün kılınmıştır. Böylece o yeryüzünün hükümran olmuş. Allah insana iyilik ve kötülüğü kavrayıp bunlardan birini seçme yeteneği vermiştir. Bu sebeple insan kendisini sorumlu kılacak bir özgürlüğe sahiptir. Olayları gözlemlemesi ve değerlendirmesi için insana göz, kulak ve akıl verilmiş, sonra da doğru yol gösterilmiştir. Böylece kendisine iyi ile kötüyü, yanlış ile doğruyu ayırt edip birini seçme imkanı verilmiştir. Allah İnsanı kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Aynı zamanda onu yeryüzünü imar ve ıslah etmekle görevlendirmiştir diyebiliriz. Mü'minun suresinin üzerinde durduğu konular nelerdir? İnananların üstün niteliklerinden bahseder. Her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hz. Nuh ve adı verilmeyen bir peygamber ile Hz. Musa ve Hz. Harun hakkındaki ibretlik bilgilerden bahsedilir. Tebliğlerinin ortak noktaları, peygamberlerin yolunda giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri konu edilir. Bunlar dışında Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı kudretlerini kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında da Mü'minun suresinde bilgiler vardır. İnsanı yüce Allah'a ibadet etmeye yönelten nedenler nelerdir? Kıymetli arkadaşlar, temel neden insanın Allah'ı olan imanıdır. İnanan biri ibadet edilmeye layık tek varlığın Allah olduğunu bilir. Rabbine büyük bir sevgi ve saygıyla bağlanır. Onun emrettiği ibadetleri isteyerek yerine getirir. Salih amel işlemeye, faydalı iş ve davranışlara bulunmaya da önem verir. Yüce Rabbimiz de inanan insandan böyle davranmasını istemektedir. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Varılacak güzel yurt da onlar içindir. İbadet hayatın anlamı, inancın meyvesidir. İman toprağa dikilen bir fidan gibidir. Fidanın yeşerip büyüyebilmesi nasıl ki sulanması, bakılması gerekirse, imanın da yaşaması için ibadetlerle desteklenmesi gerekir. İman ibadetlerle güçlenir ve varlığını sürdürür diyeceğiz. Şimdi de dua hakkında bilgi istiyor kıymetli arkadaşlar. Sözlükte dua çağırmak, davet etmek, istemek, yardım istemek anlamına gelen bir kelimedir. Dini bir terim olarak dua ise kulun bütün benliğiyle Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasıdır. Dua, kulun Allah'tan bir şey dilemesi, Allah'ı yardıma çağırması ve onu anması demektir. Yani kişinin Allah'a yönelmesi, ondan yardım istemesi veya ona teşekkürünü anlatır. Dua insanın Allah'la kurduğu çok özel bir iletişim biçimidir. İnsanın Allah'la kurduğu bağların en güçlüsüdür. Onunla sevgi, şükran, bağışlanma, mutluluk ve mutsuzluk anlarında duygularını paylaştığı andır. Dua kulun yaratıcısıyla konuşmasıdır. Ona kalbini açmasıdır. Ondan istekte bulunup Allah'a sığınmasıdır. İnsana şah damarından daha yakın olduğunu söyleyen yüce Allah bizden kendisine dua etmemizi ister. Böylece kendisinin isteklerimizi bize cevap verir. Çünkü dua ilahi alem açılan bir kapı, rahmet kapısını açan bir anahtar konumundadır. Dua Allah'tan isteme makamıdır. Dua anında Allah ile kul arasında bir vasıta yoktur. Ve bu sebeple dua kulun doğrudan Allah'a yöneldiği ve kulluk duygusunun en yoğun şekilde hissedildiği özel bir andır. Dua Allah'ın iradesine teslimiyet, onun vereceği her karara da razı olmaktır. Buradan değerli arkadaşlar anladıklarınızı kısaca sınavda yazacaksınız ben size uzun bir şekilde anlattım. İbadetlerimizin Allah katında makbul olabilmesinin şartları nelerdir? Kıymetli arkadaşlar, ibadet etmeye istekli olmak ve samimiyet bu şartların en başında gelir. Bütün ibadetleri gönülden yerine getirmemiz gerekir. Samimiyet kişinin dünyevi çıkar ve amaçlarla niyetini gizlememesi ibadetlerini yalandan ve gösterişten uzak bir biçimde yalnız Allah için yerine getirmesidir. Allah peygamberinin şahsına bütün insanlara bakın ne buyuruyor. O halde sen de dini Allah'a has kılarak kulluk et buyurmaktadır. İbadetler insanın iç huzura kavuşmasına katkı sağlar. Ahlaki kusurların giderilmesi, dengeli ve huzurlu bir hayatın yaşanmasında ibadetler oldukça önemlidir diyeceğiz. Şimdi dakika de değerli arkadaşlar ikinci ünitemizden aşağıda karışık şekilde verilen harflerin isimlerini yazınız diye bir sorumuz var. Bazı harflerimizi aldık. Mesela bat harfimiz burası. Gayın harfimiz kef, nun, peltek t, t, dal, h, h, ye, b, elif, ve ra. Bunlar harflerimizin isimleridir. Altlarında da yazdım zaten. Oradan bakarsınız. Şimdi değerli arkadaşlar bazı harflerimiz var. Bu harflerimizin başta, ortada ve sonda yazılışlarını bizden istiyor. Sorular muhakkak bu şekilde de gelebilir. Ben sizlere bazı örnekleri aldım. Bunlar hemen yazayım. Bakın kayın harfimiz başta kıymetli arkadaşlar şu şekilde olur. Kayın harfi hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki ile için ortada bu şekilde yazacaksınız. Sonda ise kayın harfimiz değerli arkadaşlar. Pardon ortadakini tam yapalım. Kayın harfimiz değerli arkadaşlar ortada şu şekilde olacak. Evet hem baştakiyle hem sondakiyle birleşir. Sonda da yine aynı şekilde değerli arkadaşlar kayın harfimiz aslına döner ancak bu şekli alır. F harfimiz başta kuyruk kısmı gider. Ortada ise kendisinden önceki ile de sonraki ile birleştiği için şu şekilde yazılır. Sonda ise F harfimiz aslına döner ve şu şekilde yazılır. Gaf harfimiz F ile aynıdır. Başta kuyruk kısmı gidiyor. Ortada gaf harfimizin başta ve sondaki ile birleştiği için bu şekilde olur. Sonda ise harfimiz aslına döner. Kef harfimiz başta bakın şu şekilde yazılır. Ortada ise hem baştaki ile hem sondaki ile birleştiği için bu şekli alır. Sonda kef harfimiz yine aslına döner. Diğer harfimiz lam harfi başta bu şekilde. Ortada hem baştaki ile hem sondaki ile birleştiği için bu şekilde. Sonda ise lam harfimiz aslına dönecek diyeceksiniz. Mim harfimiz kıymetli arkadaşlar. Başta kuyruk kısmı gider bu şekilde. Ortada ise hem baştaki ile hem sondaki ile birleştiği için bakın bu şekilde alır. Sonda yine mim harfimiz aslına döner diyeceğiz. Bunlar da bu şekilde kitabınızdan daha şekli, diğer harflere de çalışın. Belki bunlar yerine onlar gelir. Şimdi boş bırakılan yerleri harflerimizden eksik olanları tamamlayın demiş. Elif, B, T, T, Cim, H, H, Al, Zel, Ra, Z, Sin, Şın, Sad, TAD, t v ayn gayn f kaf kef lam nun h vav ve y şeklinde 28 tane harfimizin boşluklarını yani doldurduk. Şimdi gelen kelimelerimizi değerli arkadaşlar okumamız isteniyor. Bakın hazine vesia nehira Hamile, lezime, kütübü, gufira, unugu, ühide, yasifu şeklinde okuyacaksınız. Aşağı kısımda şu şekilde okuyalım. Vecebe, safiha, ketebe, ekele, vekele şeklinde bazı kelimeleri okumuş olduk. Boşluk doldurma sorularına var değerli arkadaşlar. Bakın birinci boşluğumuz. Bu isim Kur'an'da 230 yerde geçmektedir. Birçok ayette el kitap ifadesinin Kur'an anlamında kullanıldığı görülür ki en başta da ne getireceğiz? El kitap. Ayırmak anlamında bir mastardır. Kur'an hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayırdığı için kendisine bu isim verilmiştir. El Furkan gelecek. Anmak ve hatırlamak anlamına gelen bu isim Allah'ı hatırlattığı için Kur'an ismi olmuştur. El zikr. Tenzil, indirmek anlamına gelir. Allah katında indirildiği için Kur'an'a bu isim et tenzil diye başa yazacaksınız. Uyarıcı anlamına gelir. Kur'an insanlık için bir uyarıcı olduğu için bu şekilde isimlendirmiş en nezir başa yazacağız. Kur'an-ı Kerim'in 23. suresidir. Mekke inmiştir. 118 ayettir. Adını müminlerin kurtuluşunu müjdeleyen birinci ayetteki müminler anlamına gelen müminun kelimesinden almıştır. Artık ortaya çıktı zaten. Minun suresi yazacaksınız. Rab kelimesi, başa Rab yazacağız. Sözlükte malik, bir şeyin sahibi, terbiye eden, yetiştiren, düzene koyan, ıslah eden, tedbir alan, sorumlu üstlenen, yöneten, nimet veren, ihtiyaçları gideren ve efendi gibi anlamlara gelir. Rab yazacağız başa. Sözlükte tapınılan, yüceliği karşısına hayrete düşülen, gönülden bağlanıp sığınılan, duyularla idrak edilemeyen varlık demektir. Yine ilah kelimesini ikinci yerde, iki yerde ilah yazacağız. Mutlak anlamda ibadet etmekle ilişkili olup hak veya batıl her mabuda ilah adı verilir diye iki boşluğa da ilah yazılacak. Sözlükte itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, ilah edilmek anlamına gelen ibadet. Terim olarak dini açıdan sorumlu olan kişinin Rabbini övmek, yüceltmek ve ona şükretmek için onun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçırmasıdır diye yazacağız. Hem öğretici hem de boşlukları doldurma mahiyetinde kitabınızın özeti mahiyetinde sorular hazırladık değerli arkadaşlar. Şimdi doğruya doğru yanlışa yanlış sorulara devam edelim. El-Burhan apaçık delil anlamına gelir. Kur'an apaçık bir delil ve belge olduğu için kendisine bu isim verilmiştir. Doğru. Eş-şifa, şifa bir hastalığa bir derde deva olmak anlamına gelir. Kur'an'ın şifa olarak nitelendirilmesi onun gönüllerin şifası olması, insanların maddi ve manevi baştan huzura ermeleri sağlayacak esaslar içermesinden de doğru. Kur'an-ı Kerim 115 sure mevcuttur. Hayır 114 sure fazla yazılmış. Surelerin en uzunu 286 ayet ile Bakara suresi, en kısası ise 3 ayet ile Kevser suresidir. Doğru. Sureler Mekki ve Medeni sureler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. Medeni sure Hz. Peygamber'e Medine Hicreti'nden sonra inen suredir. Doğru. Mekki surese Hz. Peygamber'e Hicretten önce Mekke döneminde inen suredir. Allah ilk insan Hz. Adem'i topraktan, cinleri ateşten, melekleri ise nurdan yaratmıştır. Doğru. Arap alfabesinde öğrendiğimiz 28 harfin tamamı sessiz harflerden oluşur. Bu sessiz harfleri seslendiren ve Türkçedeki sessiz harflerin yerini tutan 3 işaret vardır ki bunlar üstün, e, a, esre, ı, i, i, ötrede u ü okutur diye yazalım. Elif, dal, zel, ra, z, ze, vav harfleri kendilerinden sonra gelen harflerle bitişik yazılmaz. Bu harfler ortada ve sonra aynı şekilde yazılır. Tecvid ilminde mahreç bir harfi seslendirirken harfin sesinin çıktığı yer demektir. Dolayısıyla harfin dayandığı ve çıkarıldığı yer o harfin mahreci yani çıkış yeri sayılır doğru. Şimdi harf çeşitlerimize bakalım. Boğaz bölgesinden çıkan harfler H, Elif, Ayn, Ha, Qayn ve Hı harfleri. Dudak bölgesinden B, Mim, Vav, F Kalın ses harflerimiz Hı, Sad, T, Z, Gayn ve Kaf harflerimiz. Allah geçmiş toplumların çok azına peygamber göndermiştir. Hayır, her millete bir peygamber göndermiştir Allah. Yanlış. Kur'an tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir mesajdır. mesajdır. Son ilahi kitaptır. Doğru. İslam dini aslında önceki dinlerden tamamen farklıdır. Hayır, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderilen tüm dinlerin adı İslam'dır. Kaynak Allah'tır çünkü. Kur'an Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesidir. Kıyamete kadar devam edecek. Doğru. Kur'an'ın en kısa suresi Fil suresi değil, Kevser suresidir. Kur'an kendisine bilinen ve belirli bir kitap anlamındaki el kitap denir. Doğru. Kur'an'da kendileri muhtaç olduğu halde ihtiyaç sahibi kişilere yardım ederek... Cimrilik ve bencilliği yenenlerden övgüyle söz edilir. İsar sahibi değil mi? Doğru. Bireylerden merhamet, adalet ve yardımlaşma gibi değerleri önce kendi benliklerini yerleştirip kökleştirmeleri, daha sonra bu değerlerin toplumda yaygınlaşması için çaba harcamaları istenir. Doğru. Melik Allah'ın sıfatlarından biri olup mülk kökünden gelmektedir. Mülk üzerinde tasarruf yetkisi bulunan şeye denir. Melik ise emir, hükümdar ve yönetici demektir. Allah için kullanıldı. Melik kainatın sahibi ve yöneticisidir. Amin. Na ve sattakna. Evet değerli arkadaşlar. Adeta kitabımızın özeti mahiyetindeki çalışma sorularını test sorularıyla nihayete edeceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in özgünlüğü konusunda aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim bütünüyle Allah'ın ayetlerini içerir. Doğru. Arap dilini iyi bilen şairler, edebiyatçılar Kur'an ayetlerine hayran kalmışlardır. Doğru. Arapça bilmeyenler Kur'an'ı ifade eden hiçbir zaman etkilenmezler. Tam tersine Kur'an mucizevi bir şekilde herkesi etkiler. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an isimlerinden değildir? Hüda, Nur, Furkan, Şifa, İtikad değerli arkadaşlar. Hükümlerle ilgili bir kelimedir fıkıhta. Aşağıdakilerin hangisi surelerle ilgili doğru bir bilgi içermektedir? Surelerin isimleri peygamberimizden sonra belirlenmiştir. Hayır. Kur'an'da yer alan her sure aynı uzunluktadır. Hayır. Surelerin isimleri vahiy ile ve peygamber tarafından belirlenmiştir. Doğru Ceyhan. Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Rab koruyan gözeten Allah, Melik yüce Allah'ın isimlerinden biri, İlah evreni yaratan Allah, Rahman merhametli olan Allah, Furkansa Kur'an'ın isimlerinden biridir. Yani hakla batıla ayıran Edirne. Rabbimiz ancak sana kulluk ibadet ederiz ve yalnız senden medet umarız. Yukarıdaki ayette ifadenin ilke ibadettir değerli arkadaşlar Adana. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık için namaz kılın. Ayet ile ilgili hangisi söylenemez? Namaz kılarken dünyayı menfaate gözetilmemelidir. Evet. Namaz samimi bir şekilde kılınmalıdır. Evet. Namazı her insan kendince kılmalıdır. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Kur'an ve Peygamberimiz nasıl emrettiyiz o şekilde kılınır. Cevap Ceyhan. İnsan Allah tarafından yaratılmasının amacı hangi ayet ifade edilmektedir? Deniz çıktına bakın değerli arkadaşlar. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Cevap Denizli Muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Ayetinden hangi yargı çıkarılamaz diyor. Allah bir olandır, evet. Sadece Allah'a kulluk edilmelidir, evet. Allah'ı anmak için namaz bir yoldur, evet. Allah tek ilahtır, evet. Allah insanlar uyarmak için rasuller gönderir. Doğru ancak burayla çıkarılamayacak bir cümle cevap edinler. Allah'ın yegane bir ve tek olduğunu ifade eden vekiz cümle hangisidir? Allahu Ekber, Allah tektir. Tek ve Allah'tır, bir tektir, her şey ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye doğmamış muhtaç değildir, doğmamış ve doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri ve dengi yoktur. İhlas suresi derler. Allahu Hat, Allahu Samet Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir ayeti. Allah'ın hangi özelliğini ifade eder? Tabii ki her şeyin sahibi olması değil mi? Aşağıdakilerin hangisi Rab kelimesinin anlamlarından biri değildir? Bağışlayan, hüküm koyan, öğreten, terbiye eden ancak otorite değil. Aşağıdakilerin hangisi dua ile ilgili yanlış bir bilgidir? Dua gönülden gelmeli, dua aktif bir eylem, dua acizin ifadesi, dua durmak, beklemek. Değerli aksa tevekküldür bu cevap denizde. Yukarıdaki bilgiler hangileri yanlıştır? Dua ederken işlem ve olmalıdır. Bir doğru. Herkes kendi kelimeleriyle ve içinden geldiği şekilde Yüce Allah'a dua eder. Doğru. Dua etmenin yeri ve zamanı şartı yoktur. Doğru. Dua etmek insanı Yüce Allah'la bağını güçlendirir. Doğru. Dua Arapça yapılmak zorundadır. Değil. İbadetler Arapça yapılır. işte namaz okuduğumuz sureler. Ancak dua istediğimiz dilde yapılabilir herkes kendi dilinde. Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla şeklindeki dua ifadesinden en kapsamlı sonuç hangisi çıkarılır? Edirne çıktı diyerek. Yani her işimize başlarken bu dua yapılabilir. Dua ile ilgili aşağıdaki yanlış bilgi hangisidir? Dilek istek beklenir Allah iletilir. Hiçbir aracı olmaksızın Allah iletişim kurulur. Allah'a yakarılır, ondan istekte bulunulur. Merhameti, rahmeti, hazinesi olan Allah'tan bağışlama denir. Hepsi doğru. Ancak Eyüp Sultan Türbesi'ne yapılan dua kesin kabul edilir. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Buna rağmen onlar öncekilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki sahibiz ölüp de bir toprak ve bir kemik yığını haline gelmişken mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? Hakikaten gerek bize gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Bu geçmiştekiler masallarından başka bir şey değildi. Burada inkar edilen durum ahirete imandır değerli arkadaşlar. Cevap Bursa. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de işlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma zira onlar kesinlikle boğulacaktır. Yemi ve boğulma dediğimiz zaman Hazreti Nuh aklımıza gelecek cevap Ceyhan. Aşağıdakiler hangisi insanın olumsuz bir özelliği değildir? Nankörlük, acelecilik, cahillik, bencillik olumsuz ancak şükür olumlu bir davranış Ceyhan. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ve nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalede olsanız bile. Ayetleri hangi gerçeği ifade eder? Dünya hayatı geçirdir değerli arkadaşlar. Cevap Adana. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an-ı Kerim özellikleri arasında yer almaz? İlahi mesajların sonuncusu, Arapça inmiş, Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi, evrensel kitap. Hepsi Kur'an-ı Kerim özelliği. Ancak sadece Araplara gönderilmiş ifadesi yanlış ve yalan bir ifade. Kur'an ifadesinin sözlük anlamları aşağıdaki hangisine verilmiştir? Okumak, okunan şey kıymetler. arkadaşlar. Karaya kökünden geliyor. Cevap Adana. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an isimler arasında yer almaz? Nezir, tezkire, mübarek kitap, Rahmansa değerli arkadaşlar Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz isimlerindendir. Bu isim ayırmak anlamında bir mastardır. Kur'an hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayırdığı için bu isim alır ki buna da Furkan deriz. Kıymetli arkadaşlar, sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Diğer dersler için kanalımızdaki 9. sınıf oynatma listesine bakmanızı tavsiye ediyorum.